Yavaş Yok yavaş yok. ayağa kalk. Umursamazlar. Kalkarak Öyle cevap. şey Yani cevap verecek evden uzaklaş. Öyle bir şey yok. Ben buraya gerçekten ciddi bir ilişki kurmak için geldim. İlişkide değiliz ama. Şey olarak söylüyorum. Dışarıdan kurmuşsun öyle görünüyor. Sen öyle giderken bir düşün. Yani ama şöyle söyleyeyim, dışarıdan herkes onu söylüyor. Tanıdıkça diyeceksiniz ki yani bambaşka bir insan. Hayır, tanıtırsın bize kendini yavaş gelmiş yavaş. Bu diyor. Sanki o şeyle, o havayla konuşmuş. Tamam, evet, çok detay mi? Vermeyelim. Biz bunları ya, aramızda konuşuruz. Sen sadece o duruş. İçim öyle değil. Ha, peki. Göreceğiz. Peki. Ama siz de dediniz 1.80 boy esmer falan, size de pek uymuyorum sanırım. Sarışınım, 1.76'yım. Bir baştan bir sarışın değilsin ama. Değil miyim? Değilsin gibi. Hayır canım, baksana sapsarı. Hayır ya. Sarışın ya, sen orijinal değil misin gibi sanki. Ben orijinal sarışınım. Çok iyi. Kesinlikle egolu değilim ve kırmak için de söylemedim. Gayet saygılı bir insanım. Bence. Hepiniz çok güzel, ışıl ışılsınız. İnşallah güzel zaman geçireceğiz. Güle güle Bahat. Bay. Çok zor. Yeah. Ama şimdi ay, taşındılar. Hayır, aslında bir şey çok iyi değil. Allah, sen aldın topu güzel. Bir şey söyleyeyim. Bir şey iyi bir şey söylemek istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sen de esmersin. Senin de var. Esmer aslında orijinal sarışında değil bence. Ensedeki saçları esmer olarak gördüm. Yani bir şey söyleyebilirim. Buyurun, ben dinliyorum, merak ediyorum. En sevdiğim kısım burası, evet. Şey yapamazsam. Gülme, gülme kendine gel. Ben bu çocuklar var ya. Sana bir şey sorma. Sen de. Bak ben değil. Hayır canım. Hayvan sevmeyen yoksa konuşmayalım falan bir böyle egolu girdi. Oturması, bu yayılması, hiçbir heyecanı mesela yok. Mesela ben küçükken çok büyük bir travma yaşadım. Hayvanla bir şey yaşadım hayvanla. Yani. İşte o boli diyor. Hmm. Beni tanımadan nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Evet, bence de o çok yanlış. Ya. Ben de öyle bir travma yaşadım. Öyle evet. Kesin korkar bir... Mısınız? Evet, evet, korkuyorum. Çok... Sevmemek evet, değil ama yanına yaklaşınca ama böyle... işte koltukların yani tepesinde falan. Ama yine de hoş değil yani. Hani direkt kesin bir şeyle böyle insanla muhatap ya olmak mesela... falan demek bence hiç hoş ya değil. Bu arada çıkarken mi? Zeyza'ya baktı. Yok, onu geçti. Kesti yani, ben onu ben gördüm. Orada karşılıklı dis var yani. Dis attılar birbirlerine ha, karşı. O yüzden belki. Evet. Tabii. Direkt böyle girişte hayvan sevmeyen kimse yoksa konuşmayalım deyince şey, sen hayatına aldığın kadını hayvanları sevdirebilirsin yani. Böyle de bir şey var. Geldi. Seninki. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi hoş geldin. Gördüğün gibiyiz ama fark edebilecek misin nasıl olduğumuzu bilmiyorum. Şu anda bir manzara var karşında. Ve 3 dakikan var. Tamam. 3 dakika içerisinde önce kendini anlatacaksın. Sonra sorulara cevap vereceksin. Ve şu an başladım. Sen de burada bulunduğun süreyi iyi değerlendir. Göz kontağını kurarsın artık yani. Kendini ifade edersin. Süren başladı. Tamam, o zaman hızlı bir şekilde başlayayım. Mert Kılıç, 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Modellik yapıyorum. Onun dışında... sorulacak soru varsa Burcun sorabilirsiniz. Ne? İkizler ve Aslan. Yükselim Aslan. Nerelisin? İstanbul. Ben aynı. İkizler ve Bilmiyorum. Aslan. Ben de İkizler ve Aslan da yükselenim, onu söyledim aynı diye. İkizler, Aslan. Bir kadını aradığın için özellik ne? Kesinlikle uyum sağlayabilmem gerekir. İletişim becerimizin kuvvetli olması gerekir. Sonuncusu. sen ne aradığını bileceksin. Aynı zamanda gerçekten eğlenebileceğim bir insan arıyorum. Yani saçmalayabilmeliyim, çocuklaşabilmeliyim. Hani ciddiye zaman ciddiye, çocukluk zaman çocukluk diyebilirim. Hayvan sever misin? Evet, köpeğim var. 11 yaşında. Çok iyi. Teşekkür ederim. Kendini en sevdiğin huy? Özgür olmak diyebilirim. Hani biraz daha dik kafalı demeyeyim de. Daha böyle istediğim şeyleri yapmaya özen gösteririm. Sevmediğin uyum ne? En sevmediğin, öz eleştiri olabilir. Bazen disiplinsiz olabiliyorum. En uzun ilişkin ne kadar zaman 6 ay. Sürdü? Neden ayrıldın? Neden ayrıldınız? Çünkü zaten o 6 aylık süreç zor bir süreçti gerçekten. Yani pek ilerletebildiğimiz bir süreç değildi. Yıpranmış bir süreç vardı ve o yüzden de bitirdik ilişkiyi. Boyun uzun sanırım. Boyun kaç bu arada? 1.90.
Maşallah. Hem görüşte aşk inanır mısın? Efendim? Hem görüşte aşk inanır mısın? İlk görüşte aşk başıma gelmedi ama neden olmasın? Yani evet inanırım. Peki. Fiziksel olarak nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun? Evet. Belli bir statü var mı? Yani? Hareketli bir insanımdır. O yüzden ilişki geçeceğim kişinin de hareketli olması gerekir. Tercihen görüntü olarak? Yani... Saç mesela. Yani zayıf mı, kilolu mu, uzun mu, kısa mı? Esmer mi, saçın mı? Renkli gözlü mü yoksa hepsini herhangi bir gözlü mü? Tamam, o zaman şöyle başlayayım. Yani asla bir ön yargım yoktur. Bu tamam biraz enerjiyle alakalı bir şeydir. Hani... ki baktığı zaman zaten hepiniz harika gözüküyorsunuz birbirinizden. Yuvarlama lafları 10 saniye hadi. Son 10 saniye. Tamam beyaz ten evet. İyidir. Renkli başka? Gözlü sarışın. Saç. Renkli gözlü sarışın. Evet. Şu an bayağı sen bana önce ben seni önce yapmamış oldum. Ben istediğimi aldım. Esmer ten. Tamam. Kumral. Tamam. Hepsine istiyor. Tabii sonradan açıldı. Çok kararsız kaldım. Çok güzel bir noktada bıraktık. Karıştırma bence. Tamam. Peki. Sen de böyle bir göz alıcı, ya yani alıcı gözle bir bak. Sonra yavaş yavaş seninle vedalaşalım. Tamam, teşekkür ederim. Birlikte. Çok yavaş kalkıyor. Evet, mümkün olmuş ya. Hanımlar, hoşça kalın. Güle güle. Teşekkür ederiz. Sen. Yakaladım. Bakıyor hala. Sen, Yeliz'cim seni de verdik. Ay ne kadar zor. Ne oldu? Bu kadar kameraların karşısında iletişim kurmak böyle hani o elektriğin olmasa ay çok zormuş. Ter attım. Ellerim ayağım uyuştu. Aa buradan oraya mı ışınlandı enerji? Şey yakaladı tamam. Leyla yakaladı, ne yakaladı Leyla. Çok gerdi beni. Aa Leyla'nın yakaladığı bak bakmasını evet evet bay bay diyorsun. Birincisi renk saç rengi gözlerine. Ben bunu Tati için evet. Sordum merak evet. Ettim. Çünkü Tati'ye çok bakıyordu ve birbirlerini aşırı derecede tip olarak tabii. Yakıştırdım ben. Çok uygunlar birbirlerine. Çoraplı bu muydu? Evet. Evet. Aa. Çok yakışıyorlar. İlk görüşte aşkı ve sordum. O yüzden sordum. Bir sarışın renkli gözlü. Sordum bir soru. Bir soru sordum. Sor. O da hani dikkat çekmemek için sordu yalanla. Hayır, evet dedi. Sonra tam o tarafa bakıp benim esmerleri de saymaya yani çalışıyordu ya. Yavaş yavaş kalkarak. Şuradan da el salladı bu tarafı sana değil mi? Hı. Yüze de boncuk da. Mencidik yakalayın. Düşürme yüzünü. Kadının gücü. Bence biraz daha sen senden tarafa aydın gibi geldi. Beğendin mi? Bir saniye. Sen ne hissediyorsun Tatyana? Moralim bozuk şu an. Neden? Benim moralim bozuk. Daha bu ilk izlenim ya. Daha sonra edeceksiniz. Peki ben bir soru sorayım. O da çok rahat kendini ifade edemedi şu anda aslında. Evet, ben orada ilk eve girdiğimde çok daha rahat konuşuyordu. Heyecanlılar normal.